Evet, saygıdeğer dostlarım. Şimdi Osmanlı Devleti'nde toplumsal yapıyı inceleyeceğiz. Divan anlatırken bir değinmiştik, hatırlıyor musunuz? İlmiye, Seyfiye, Kalemiye sınıfına mensup üyeleri vardır. Halk da niye katılmaz demiştik. Orada da size demiştim ki bu çok önemli. ÖSYM buna çok sık değiniyor sorularında. Bu yüzden buna ayrı bir başlık açacağız. İşte geldik. Osmanlı Devleti'nde toplum yapısı nasıl ayrılıyor? Arkadaşlar, Osmanlı toplumu temelde ikiye ayırıyor. Beraya, yani yöneten sınıf, reaya, yani yönetilen sınıf. Beraya sınıfı kendi içinde üçe ayrılıyor. Seyfiye, kalemiye, ilmiye. Arkadaşlar, seyf, bakın ne demek? Kılıç. Kılıç. Bu sınıfa bu yüzden ne deniyor? Kılıç ehli diye de isim veriliyor. Bakın, seyf diyoruz, kılıç. Yani ne olacak? Bu adamların bir askeri yetkisi olacak. Bunun dışında bir idari yetkisi olacak. Hem askeri hem idari yetkiye ve göreve sahip olan sınıfa genel anlamda ne diyormuşuz? Seyfiye. Arkadaşlar, örnekleri neler? Vezir-i Azam ne yapıyor? Hem divanın başı hem de gerektiğinde Serdar Ekrem ünvanıyla orduya başkomutanlık ediyor. Vezirler için ne demiştim size? Vezirler gerektiğinde ordu komutanı ve vali olarak da hizmet vermişlerdir demiştim. Kaptan-ı Derya. Arkadaşlar, hem donanmanın başı hem de ne yapıyor? Divana bir süre sonra katılma hakkına sahip. Yeniçeri Ağası, orduda önemli bir grubun başında bulunuyor. Yeniçerilerin. Bunun dışında bakıyoruz. Arkadaşlar, Yeniçeri Ağası aynı zamanda divan üyesi olarak da görev yapabiliyor. Beyler Beyi. Bakın, illa divandan olacak diye bir şey yok. Bölgelerde de baktığımızda Seyfiye'nin, Kalemiye'nin, İlmiye'nin örneklerini bulabilirsiniz. Beylerbeyi de bu anlamda Seyfiye sınıfının önemli üyelerinden biri. Çünkü o eyaletlerin hem en başındaki yönetici hem de eyaletlerin en önemli askeri komutanı. Sancakbeyi, sancakların başında bulunuyor. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, baktığımızda o sancaktaki en büyük askeri yetkili. Niçin üyelerini verdim biliyor musunuz? ÖSYM'nin en çok kullandığı soru tipi şu. Diyor ki ÖSYM sorularında, aşağıdakilerden hangisi Seyfiye sınıfının örnekleri arasında gösterilemez? 4 tane buradan veriyor, 1 tane kalemiyeden veriyor. Ya da diyor ki, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde beraya sınıfının üyeleri arasında değildir? Reaya'dan 1 tane koyuyor. Ya da diyor ki, Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki görevlilerden hangisi diğerlerinden farklı bir sınıfa mensuptur diyor. İsmini de vermiyor. Ne yapıyor? Buradan 4 tane üye koyuyor, 1 tane de ilmiyeden koyuyor. Gruplarını da sizin ayırmanızı istiyor. O yüzden üyelerini bilmenizi istiyorum. Bakın, Seyfiye'den sonra Kalemiye var. Kalem diyor değil mi? Kalem. Ehli kalem. Yani kalemle yapılan işler. Ne bunlar? Arkadaşlar, kalemi elimize alıyoruz. Ne yapıyoruz? Yazıyoruz, çiziyoruz. Yani yazışma işlerinden bu sınıf sorumlu. Kalemi elimize alıyoruz, hesap yapıyoruz. Kredi kartı, taksitler. Yani maliyeden bu sınıf sorumlu. Arkadaşlar, bürokrasi sınıfı bunlar. Bürokrasiden sorumlu sınıf yine bunlar. Bürokrasi, maliye, yazışma. Neyin karşılığıymış? Kalemiye. Maliye diyoruz ne? Defterdar. Yazışma diyoruz. Divandaki tüm yazışmalar kime aitti? Nişancıya aitti. Arkadaşlar, bakıyoruz. Reis-i Küttab. Bürokrasi, diplomasi diyoruz. Dış işlerinden sorumlu görevli. İlla merkezden olmak zorunda değil, bölgelerden de ne yapabiliyoruz dedik, üye gösterebiliyoruz. Katipler de kalemiyenin bölgelerdeki örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bakın, yine isminde ipucu olan bir şey. İlmiye, ilim, bilimle uğraşan sınıf. Diğer ismi sorularda ne olarak geçiyor? Ulema. Ulemaya ağırlıklı olarak kim kullanıyor? Din adamları. Arkadaşlar, ilmiye sınıfı da neye bakıyor? Eğitim, din, hukuk işlerinden sorumlu sınıf. Eğitim, din, hukuk. Şeyhülislam, din, değil mi? Kazasker, aslında hem eğitimle ilgili görevi var, hem hukukla ilgili görevi var. Müderris, bölgelerde, medresede ders veren kişi. Muhit, müderris yardımcısı, yine eğitimin bir üyesi. Kadı, bölgelerdeki hukuk adamı arkadaşlar. Bunlar da neyin örneği? İlmiye sınıfının örneği olarak karşımıza çıkmakta.
Yöneten sınıf bunlardan oluşuyor. Peki yönetilen sınıf, reaya kim? Arkadaşlar diğer adıyla teba, yani halk. Müslim gayrimüslim tüm Osmanlı halkıdır. Müslim gayrimüslim tüm Osmanlı halkıdır. Arkadaşlar vergi veren sınıftır. Yönetim hakkı yoktur. Ne demiştik divanda? İlmiye'den, Seyfiye'den, Kalemiye'den üye var. Ama halktan üye yok demiştik değil mi? Kastettiğimiz bu. Vergi veren sınıf yönetime katılmıyor. Çiftçi, köylü, esnaf, zanaatkar. Halk bu adamlar. Bunlar da kim oluşturuyormuş arkadaşlar? Teba sınıfını oluşturuyormuş. Şehirliler, köylüler, konar göçerler, ticaretle uğraşanlar, tarımla uğraşanlar. Tebaanın karşılığı olarak sorularda önünüze gelebilir. Toplumsal yapı temelde beraya reaya diye ayrılıyor. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Bir kavramı, bir sistemi bilmenizi istiyorum. Millet sistemi. Sevgili arkadaşlarım, millet sistemi ne demek? Bakın, Osmanlı Devleti toplumu dini inanış esaslı. Lütfen dikkat, millet sisteminin temelinde ne varmış? Dini inanış. Dini inanış esaslı olarak Müslüm ve gayrimüslim olarak ikiye ayırıyor. Bu uygulamaya biz ne diyormuşuz? Millet sistemi. Soruda gelme ihtimali olan şey şu. Der ki soruda size. Osmanlı Devleti'nin toplumu dini inanış esaslı olarak Müslüm gayrimüslim esasına göre yönetmesi aşağıdaki sistemlerden hangisidir? Millet sistemini böyle sorabilir. Ya da şöyle sorabilir. Osmanlı toplum yapısında önemli bir yere sahip olan millet sistemini Osmanlı oluştururken temelde esas aldığı şey aşağıdakilerden hangisidir? Dini inanış kısmını sorabilir. Şimdi öğrenciler burada genellikle diyor ki hocam Osmanlı'da diyor baktığınızda sizin söylediğinize göre diyor toplum Müslüm gayrimüslim diye ayrılmış. Bu diyor bir toplumsal sınıf mı? Tabakalaşma mı? Hayır. Bakın toplumsal sınıflı bir tabakalaşmadan bahsetmiyoruz. Ne yapıyor Osmanlı? Müslüm gayrimüslim esasına göre toplumda hak ve sorumlulukları belirliyor. Ne diyor Müslüme? Sen diyor askere gideceksin. Gayrimüslime ne diyor? Sen gitmeyeceksin ama buna karşılık diyor cizye ödeyeceksin. Müslüme diyor ki sen devlet memuru olabilirsin. Gayrimüslime diyor ki sen devlet memuru olamazsın. Müslüme diyor ki sen öşür ödeyeceksin. Gayrimüslime diyor ki sen haraç ödeyeceksin. Hak ve sorumlulukları neye göre ayırıyor? Millet sistemi esaslı olarak ayırıyor. Millet sistemi dediğimiz şey de soruda gelirse lütfen şaşırmayın. Anlattığımız kısım dikkat ediyorsanız toplumsal yapı hem devlet yönetiminde merkez teşkilatını hem de neyi ilgilendiren bir şey? Taşra'yı ilgilendiren bir şey. Arkadaşlar Osmanlı kültür uygarlığına başlarken şöyle bir başlık atmıştık. Bir devlet yönetimi demiştik. Burası biraz uzun olduğu için öğrenci bu arayı unutuyor. Devlet yönetiminden sonra ne demiştik? A merkez yönetimi demiştik. İstanbul ve Osmanlı Devleti'nin merkez yapısını şu ana kadar inceledik. Şimdi neye geldik? Birin B kısmına. Yani taşra yönetimine geldik arkadaşlar. Taşra ne demek? Şimdi taşra ne demek dediğimiz zaman bizde hep akla gelen şey şu. Küçük, geri kalmış yerleşim birimi. Hayır. Arkadaşlar taşra başkent dışı her yerdir. Osmanlı Devleti için taşra İstanbul dışı her yerdir. Hani bugün baktığımızda çok geniş bir taşra kavramı var. Anadolu taşra, Rumeli taşra, Balkanlar, Orta Avrupa taşra. Hani bugün böyle Türk Katoliklerinde falan gördüğümüzde dibimizin düştüğü, ya şuralara bir gitsek dediğimiz yerler var değil mi Emrullahçı'nın? Yani ülke bazlı söylemek istemiyorum ama bakıyoruz oralar da taşra. Anadolu taşra, Rumeli taşra, Kafkasya taşra, Balkanlar, Orta Avrupa taşra. Çok geniş bir taşra anlayışı var. Arap Yarımadası, baktığımızda Suriye Lübnan bölgesi, Kuzey Afrika'nın tamamı taşra. İstanbul dışında her yer taşra. Ankara, günümüzde de öyledir söyleyeyim size. Ankara dışındaki her yer günümüz hukukunda da taşra geçer. Arkadaşlar bakıyoruz Osmanlı Devleti'nde İstanbul dışı her yeri ne alıyormuşuz? Taşra alıyormuşuz. Şimdi İstanbul'daki yönetimi bu kadar sürede inceledik. Hocam bu kadar geniş alanı, 3 kıtayı neyle inceleyeceğiz demeyin. Sorularda bu kısım biraz daha kısıtlı. Arkadaşlar taşranın idari birimleri, idari yapılanması nasıl? Burada yönetimden kim sorumlu? Asayişten kim sorumlu? Adaletten kim sorumlu? Tek tek bakalım.
En büyük yönetim birimi eyalet. En büyük yönetim birimi eyalet Taşra'daki. Eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar da nelere ayrılıyor? Köylere ayrılıyor sevgili arkadaşlar. Eyaletlerde yönetimden kim sorumlu? Eyaletlerde yönetimden Taşra'nın en önemli yöneticisi Beylerbeyi sorumludur. Hatta Beylerbeyi Taşra'da yönetici olmasına rağmen baktığımızda arkadaşlar merkezdeki pek çok yöneticiden de daha havalıdır. Beylerbeyi eyaletlerin yönetiminden sorumlu. Sancak Bey'i sancakların yönetiminden sorumlu. Arkadaşlar kazalarda ne var? Kazalarda kendisinden büyük bir yönetici olmadığı için kazalarda kadılar hem hukuki hem idari işlere bakıyor. Yönetimden kadı sorumlu. Köyde kim var? Köy ketüdası. Köy ketüdası. Eyaletlerde asayiş işinden subaşı sorumlu. Sancakta subaşı sorumlu. Kazada subaşı sorumlu. Subaşı kavramını daha önce geçmiştik hatırlıyorsanız. Köylerde yine varsa subaşı yoksa yiğit başı sorumlu. Eski MEP kitapları direkt yiğit başı diye alıyordu. Ama son dönemlerde subaşı olarak geçiyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Peki adalet işlerinden kim sorumlu? Eyalette adaletten kadı sorumlu. Sancakta eyaletten kadı sorumlu. Adaletten kadı sorumlu. Arkadaşlar kazada yine kadılar hem yönetim hem hukuk işlerine bakıyor dedik. Her köye bir kadı tayin edemeyeceği için köyde bu işe kime baktırıyor? Kadı naibine baktırıyor. Naibin kelime anlamı vekil demek arkadaşlar. Yanına gelen kavrama göre önemi artar ya da azalır demiştik. Burada kadıya vekalet eden kişi köyde ne yapıyor? Adalet işlerine bakıyor. En büyük yönetim birimi eyalet dedik. Osmanlı'da var olan eyalet türleri neler? Şimdi gelin bunlara bakalım. Üç çeşit eyalet türü göreceğiz. Bunlardan birincisi saryanisiz eyaletler. Diğer adıyla yıllıksız eyaletler. Arkadaşlar saryani ne demek? Öncelikle buradan başlayayım. Çünkü ikisinde de geçiyor. Dikkat edin. Saryani maaş demek. Maaş. Bu kenarda dursun. Merkeze yakın yerler bunlar. Bakın İstanbul'a merkeze yakın yerler. Anadolu, Rumeli, Budin, Bosna gibi alanlar Saryanisiz eyaletlere örnek. Peki Saryanisiz diyoruz. Demek ki burası ne? Maaşsız arkadaşlar. Peki devlet görevlileri, devlet görevlileri baktığınızda maaş almıyor. Doğru mu? Devlet görevlileri maaş almıyorsa bu adamlar neyle çalışıyor? Öpücükle mi? Tabii ki hayır. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Devlet bu adamlara yaptığı hizmetin karşılığında belli bir miktar toprağın işleme hakkını veriyor. Dikkat edin mülkiyet değil, işleme hakkı. Kişi aldığı toprağın gelirine göre belli miktarda atlı asker besliyor, kendi maaşının karşılığını çıkarıyor ve üretimin devamlılığı sağlanmış oluyor. Sistem aslında ne bölgede uygulanan? Bölgede arkadaşlar birlik, diğer adıyla tımar sistemi dediğimiz sistem uygulanıyor. Peki arkadaşlar devlet bölgede tımar sistemi uyguluyorsa tımarın getirdiği yararlılıkları düşündüğümüzde adam zaten maaş almıyor. O ciddi sayıda asker besliyor. Bölgeden daha devletin alması gereken ciddi bir vergi var mı? Yok. Vergi olsa bile merkeze yakın yerler olduğu için dönemlik alınabiliyor mu? Evet. Arkadaşlar işte bu yüzden bu bölgelerde yıllık vergi uygulaması görülmez. Yıllık vergi uygulaması olmadığı için zaten bu bölgelere aynı zamanda ne ismi veriyor? Yıllıksız eyalet adı da veriliyor. Yıllıksız denmesinin temel sebebi bu. Bu bildiğiniz birlik sisteminin uygulandığı merkeze yakın yerler. Burada çok takılmıyorsunuz zaten. Şimdi anlatacağım kısmı lütfen dikkatli dinleyin. ÖSYM'de zaten bu kısımda daha çok kullanıyor bu soruyu. Arkadaşlar ikincisi Saryanili eyaletler. Bakın. Kuzey Afrika gibi merkezden uzak yerlerde uygulanıyor. Her şey tersine dönüyor. Bu yakındı. Bu ne? Uzak. Uzak. Arkadaşlar devlet görevlilerine Saryani dediğimiz maaş ödenir. Bu yüzden ismi Saryani diye geçiyor. Şimdi tam tersine bakıyorum. Burada neydi? Devletin bu işten hem ekonomik, mali anlamda
hem yönetim anlamında hem de askeri anlamında kârı vardı. Bu yüzden buradan ciddi bir vergi beklentisi yoktu. Değil mi ilkinde? Ama şimdi değişti işler. Bakın devlet buraya ciddi para gönderiyor. Devlet buraya ciddi bir para gönderiyor. İşte bu yüzden maaş gönderiyor. Bu yüzden buradan ciddi bir vergi beklentisi olacak mı? Tabii ki olacak. İşte devlet bu yüzden de burada ne sistemi uyguluyor? İltizam sistemi uyguluyor arkadaşlar. İltizamın kelime anlamı ne demek? Bir bölgenin vergisinin bir ya da birkaç yıllığına peşin olarak açık arttırma usulüyle satılmasına biz iltizam sistemi diyoruz. Tekrar söylüyorum bakın. Bir bölgenin vergisinin bir ya da birkaç yıllığına peşin olarak açık arttırma usulüyle satılmasına ne diyormuşuz? İltizam. Peki devletin iltizam sistemi uygulamaktaki en önemli yararı ne? Bir, devlet hazinenin nakit para açığını, ihtiyacını bu yolla karşılıyor. Devlet hazinedeki nakit para ihtiyacını bununla karşılıyor. Arkadaşlar, iki, merkezden uzak yerlerde vergi toplama sorununu devlet bu yolla çözüyor. Bu anlamda da bölgeye merkezi otoriteyi taşımak kolaylaşıyor. Bakın, iltizam sistemi bir bölgede verginin peşin olarak bir ya da birkaç yıllığına satılması dedik. Peki bu sistemde devlet adına görev yapan kişi kim? Müntezim. Müntezim. Arkadaşlar, bu bölgenin vergisi doğrudan doğruya devlet hazinesine gidiyor mu? Evet. Bu durumda geliri doğrudan doğruya devlet hazinesine aktarılan toprak türüne biz ne diyoruz? Mukata arazi diyoruz. Demek ki arkadaşlar bölgenin toprak türü de ne? Mukata. Dikkat. ÖSYM size eğer bölgede uygulanan vergi sistemini soracak olursa sorumuzun cevabı neymiş? İltizam. Görevliyi soracak olursa, kişiyi soracak olursa neymiş? Mültezim. Arkadaşlar toprağın türünü soracak olursa mukata. Neyi sorduğuna lütfen dikkat edin. Bakın. Daha önce denenmiş ve sonucu alınmış bir şeyden bahsedeceğim size. Şimdi bir TGD yazdım ben bunu. Sorunun başı neyle başlarsa sizde öyle bir şartlanma var maalesef ki sorunun ne sorduğunu sonuna kadar okumuyorsunuz. Soruyu ÖSYM şöyle kullanabilir. Der ki, merkezden uzak eyaletlerde Osmanlı Devleti yıllık vergiyi bir ya da birkaç yıllığına peşin olarak açık arttırma usulüyle satmıştır. Soru şu ana kadar neye gidiyor? İltizam sistemine. Bir ya da birkaç yıllığına açık arttırma usulüyle satmıştır. Buradan siz hemen yapıştırıyorsunuz cevabı. Ama devamında şundan bahsediyor sorunun. Diyor ki, buna göre bu bölgede vergi doğrudan doğruya devlet hazinesine aktarıldığı için toprağın türü nedir diyor. Soru bir anda neye dönüyor? Mukataya. Ama siz nede kaldınız? İltizamda. A şıkkına da iltizamı yapıştırıyoruz. Çeldiriciye hop atlıyorsunuz. Ben bunu bir denemeye yazdım. Türkiye geneli bir denemeye yazdım daha önce. Aynen bu şekilde. Başında oradan gidiyordu. Sonunda soruyu değiştirip mukataya çevirdim. Öğrenciler o kadar emin ki kendinden. Yapmış iltizamı. Bir de hafta içi böyle. Hocam, bizde yanlış olmaz diyordunuz. Çok şükür olmaz. Yani tabii ki hatası olmaz. Teknik olur ama olmaz. Hocam, iltizam sorusu yanlıştı. Bir de o kadar emin söylüyor yani. Niye diyorum yanlıştı? Hocam orada işte anlattığınız soruda cevap iltizam olacaktı. Galiba şıkta hata olmuş. Hayır diyorum. Sorunun başı vergi sistemini anlatıyordu ama soru aslında neyi soruyordu? Toprak türünü. Bu yüzden dikkat edin. Aynı şeyi tersinden de yaparım ben. Derim ki arkadaşlar Kuzey Afrika'da derim toprağın geliri devlet doğrudan devlet hazinesine aktarılmıştır. Bu toprak türünde peşin vergi satımı uygulandığına göre bölgede uygulanan vergi sistemi aşağıdakilerden hangisidir derim. Bakın soruyu mukatayla başlattım. Neyle bitirdim bu defa? İltizamla bitirdim. Lütfen dikkat edin. Sonra şu oluyor. Bu tarz sorulardan sonra. Anam soruları. Ben onlara öyle diyorum. Ne o? Biliyorsunuz artık araba anahtarı falan da alınmadığı için herkes toplu taşınla gidiyor. Sınavdan çıkılıyor.
Sonra toplu taşıma biniliyor. İki öğrenci şu muhabbeti yapıyor. Diyor ki, iltizam sorusu ne kolaydı değil mi? Yanındaki diyor ki, evet ya, sanki başka bir şey bulamamışlar soracak. Yan taraftan çok dikkatli ve daha iyi bilen bir öğrenci kafayı uzatıyor. O iltizam değildi, mukataydı diyor. Sonra kafayı çeviriyor. Bilmiş olmanın özgüveni de var ya. Sonra diğerisi böyle, ne diyor bu salak? Manyak mı ne ya? Çok bilen sinirleniyor. Orada soruda vergi sistemini sormuyordu. En sonunda toprak türü nedir diyordu. Diyor, yine geri dönüyor. Diğerisi böyle, anam ben onu öyle düşünmediydim ya. Ama sorunun başında öyle demiyordu ki. Lütfen dikkat. Bakın istediğiniz şekle çevirebilirsiniz. ÖSYM de bunu size çok yapıyor. Bu soruda da düşmeyin. Gelirse buna benzer sorulara da lütfen dikkat edin. Anam diyen değil, yandan kafayı uzatıp şekli yapıp çekilen olun. Tamam mı? Evet, şimdi arkadaşlar iltizam sisteminin tanımını size verdim. Mültezimin tanımını size verdim. Mukata'nın tanımını size verdim. Şimdi bu anlattığımız kısım devletin güçlü olduğu, işlerin iyi gittiği dönemde. Şimdi bir de devletin bozulduğu dönemde bu sisteme başlarız. Arkadaşlar, şimdi devlet başta iltizamla istediğini elde ediyor. Daha sonra devletin ekonomisi bozulmaya başlıyor. Devlet ekonomisi bozulmaya başlıyor. Ve sonra devlet diyor ki, buradan diyor peşiniz para geliyor nasıl olsa diyor. Evet. Şu dirlikleri de diyor, neye çevirsek diyor, iltizama. Sıcak paraya diyor ihtiyacımız var. Kısa vadede kazanmış gibi görünüyor devlet. Niye? Devletin nakit para açığı karşılanıyor. Ama uzun vadede kaybediyor devlet. Niye? Arkadaşlar dirliğin getirdiği yararlar ortadan kalkıyor. Maaşlı görevli sayısı artıyor. Maaşlı asker sayısı artıyor. Tıbanın getirdiği yararlılıklar ortadan kalkıyor. İşte bakın. Bir süre sonra maalesef ki sistem bozulmaya başlıyor. Dirlikler de neye çevriliyor? İltizama. Bir süre sonra devlet şunu diyor. Ya yine ekonomik açık devam ediyor ve hatta artıyor. Diyor ki biz bu dirlikleri, iltizamları diyor, topraklarda uyguladığımız iltizam sisteminde diyor, vergiyi niye diyor birkaç yıllığına satıyoruz? Ne yapalım? Ömürlük satalım diyor. Daha çok kazanırız. Ve birkaç yıllığına satılan vergi bir anda neye dönüşüyor? Ömürlüğe dönüşüyor arkadaşlar. Ömür boyu verilmeye başlanıyor. İşte biz bu sisteme ne diyoruz? Verginin peşin olarak ömürlük satılmaya başlama sistemine malikane sistemi diyoruz. Şimdi 3 yıl için bir bölgeye bugünkü parayla sallıyorum 100 bin lira verilirken diyor ki devlet buraya 300 bin ver diyor sen topla hep. 3 yıllık 100 bin veriyordu. Adam 300 bini veriyor, ömürlük topluyor, 30 yıl topluyor. Bu defa açık daha da büyümeye başlıyor. Sistem daha da bozulmaya başlıyor. Malikane kısmını anladınız. İltizamların ömürlük verilmeye başlandığı hali malikane diye geçiyor. Arkadaşlar, mültezimler de bir süre sonra bozuluyor. Mültezimler bir süre sonra niye bozuluyor? Çünkü devlet artık bunlar üzerinde eskisi kadar etkili ve güçlü olamıyor. Olamıyor. Ve bunlar kendi bölgelerinde başına buyruk hareket eden derebeyleri gibi olmaya başlıyorlar. Ve hangi sınıfın temelini oluşturuyorlar? Ayanlar dediğimiz sınıfın temelini oluşturuyorlar sevgili arkadaşlar. Devlet vergi istiyor. Ayanlar ne diyor? Sana yok diyor. Biz diyor topluyoruz. Çünkü artık devlet bölgeye gücüyle ulaşamıyor. Bunlar ayanlar asker toplamaya devam ediyor. Devlet askeri gönderin diyor. Ayanlar diyor ki sana yok. Devlet diyor ki merkezden ıslahat yaptım. Bölgende uygula. Ayan ne diyor? Gerek yok diyor. Benim bölgemde ıslahat olmaz diyor. Arkadaşlar bir süre sonra bu adamlar yüzünden devlet merkezi otoriteyi bölgelere ulaştıramaz hale geliyor. Ve işte orada 2. Mahmut ayanlarla Senedi İttifakı bu yüzden imzalıyor. Diyor ki madem bu adamlar yüzünden diyor biz merkezi otoriteyi bölgelere taşıyamıyoruz. O zaman diyor onları merkeze bağlarız. Senedi İttifak'ın amacı bu. Ayanları merkeze bağlayıp merkezi otoriteyi güçlendirmek istiyor Senedi İttifak'ta Osmanlı. 2. Mahmut. Şimdi buradan mültezimlerin ayanlara dönüşme ve bozulma sistemini anlatmadığınızda öğrenciye bir anda diyorsunuz ki 1808 Senedi İttifak. 2. Mahmut'la ayanlar oturdu sözleşti. Öğrenci diyor ki hayda ayanlar ne?
Nereden çıktı, nasıl güçlendi, bu sistemin temelinde ne var? Bakın aslında her şey birbirine bağlı. Bozulmalar yeni sistemleri de beraberinde getiriyor. Bu kısımda işimizin bittiğini düşünüyorum. Üçüncüsü, birincisi salyanisizdi, ikincisi salyaniliydi, üçüncüsü imtiyazlı. Diğer de işte ayrıcalıklı eyaletler arkadaşlar. Bakın, bunlar da Eflak Boğdan, Erdel, Kırım, Hicaz gibi bölgelerde uygulanan sistem. Peki bu adamların ayrıcalığı ne? Zaten bakın, isim burada uygulanan yönetimlerden de belli arkadaşlar. Eflak Boğdan'da Osmanlı neyi kullanıyor? Volvadalık. Volvadalık Osmanlı yapısından gelme bir şey değil. Bölgenin sistemine izin veriyor. Arkadaşlar Kırım'da ne kullanıyor? Hanlık, Kırım Hanlığı. Hicaz'da ne kullanıyor? Şeriflik, emirlik kullanıyor. Birinci ayrıcalık zaten ortaya çıktı bakın. Bu adamların ayrıcalığı, imtiyazı şu. Bu adamlar iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı. Ama tabii ki yöneticileri kim tarafından onaylanıyor? Padişah tarafından onaylanmak şartıyla. İç işlerinde serbestler, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlılar. Arkadaşlar devlet istediğinde asker ve vergi gönderirler. Devlet istediğinde asker ve vergi gönderirler. Burada da iki bölgenin ekstra ayrıcalığı var. Bakın Kırım asker gönderir, vergiden muaftır. Neden? Çünkü Kırım Türkleri önemli bir Türk soyudur Kırım. Bağlılığını Osmanlı'ya devam ettirmek istemiştir Osmanlı, kendisine bağlılığını sürdürmesini istemiştir. Onlara duyulan saygıdandır bir. İkincisi Kırım, kuzeyde bizim için Ruslara karşı savunma hizmeti vermiştir. Bu yüzden de bizim için önemli bir hizmette bulunduğu için onları vergiden muaf tutuyoruz. Ama sonuçta Türk soyu ve savaşlarda da pek çok önemli göreve geliyorlar. Asker gönderiyorlar. Asker var Kırım'da, vergi yok. Hicaz'da ise arkadaşlar hem vergi hem askerden muafiyet var. Neden? Çünkü burası Mekke ve Medine bölgesine verilen genel isim Hicaz. Burası kutsal topraklar. Hem vergiden hem de askerden muaflar. Bırakın vergiyi askeri, Osmanlı'nın buraya duyduğu saygıyı gösteriyor. Bırakın vergiyi askeri, Osmanlı Devleti buraya Surra alayları dediğimiz alaylarla Haç döneminde hediyeler gönderiyor. Çelebi Mehmet'te anlattım size. Buradan yine hediyeler geliyor. Arkadaşlar ekonominin en kötü olduğu dönemde bile Osmanlı buranın herhangi bir ihtiyacı varsa borç aç buluyor. Saraydan malzeme satıyor. Padişahın bireysel kullanımındaki eşyalardan satılıyor. Yine ne yapılıyor? Buranın parası karşılanıyor. En kötü ekonomik dönemde bile. Ama Osmanlı bu bölgeye bu kadar ayrıcalığı sağlamasına rağmen Birinci Dünya Savaşı döneminde İngilizler bölgeye geliyor ve İngilizler Araplara diyor ki, anlatacağız Birinci Dünya Savaşı'nda, ajanlarının da etkisiyle Osmanlı sizi yüzyıllardır sömürüyor diyor. Bunlar da ne diyor? Heye sömürüyor diyor. En insaf diyorum. Vergi yok, asker yok. Hediyeler sürekli gidiyor. Her istenen bir şekilde karşılanıyor. En insaf diyorum. Ve Araplar ne diyor? He bizi sömürüyor diyor. İngilizler diyor ki biz sizi sömürmeyeceğiz. Biz size milli devletler kuracağız diyor. Ama gerçek sömürünün ne olduğunu Araplara İngilizler öğretiyor arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan İkinci Dünya Savaşı'na kadar İngiltere bölgeyi maalesef ki cayır cayır sömürüyor sevgili arkadaşlarım. Hani boks ringlerinde böyle ikinci round, üçüncü round diye gezdiriyorlar ya. Sevgili Emrullah arkadan sürekli böyle sürü bitti, 30-40 diye göstergeler kaldırmaya başladı. Biz de zaten merkez yönetimiyle, taşra yönetimiyle, devlet yönetimiyle işimizi bitirdik. Bir sonraki derste hukuk, ordu kısımlarıyla devam edeceğiz. Hepinize başarılar ve iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.